Efendim, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suni gündem yaratmakla suçladı bugün. Erdoğan'ın şeriat başlıklı konuşmasına gönderme yaparak şeriat kanunlarını hatırlattı, hırsızlığın, yalanın cezasını biliyorsun diye seslendi. Birileri başka şeyler konuşalım istiyor. Bize hedef gösteriyor. Yeni tartışmalar başlatmak istiyorlar. Örneğin geçen hafta. Farklı maskeler altında sahnelenen şeriat düşmanlığı vardır. Bu ülkenin en büyük ikinci siyasi partisinin şu anki genel başkanı çocuklara din eğitimi verilmesine ortaçağ zihniyeti deme gafleti gösterebiliyor. Açlığın, yoksulluğun, işsizliğin olduğu yerde Recep Tayyip Erdoğan'ın suni gündemlerinin peşine takılmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şeriat çıkışına suni gündem diyerek karşılık verdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Peşine takılmayacağız dedi ama şeriat düşmanlığı ifadesine şeriat hukuku hatırlatmasıyla yanıt verdi. İyi düşün. Şeriat kurallarına göre, şerri hukuka göre hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun. Yalanın cezasının ne olduğunu biliyorsun. Allah maazallah uygulanırsa bir tane parmağın, bir tane elin, dilin kalmaz senin, dilin. 1 Şubat'ta Diyanet Akademisi mezuniyet töreninde konuştu Erdoğan. İstanbul Galata Köprüsü'ndeki Filistin mitinginde açılan kelime-i tevhid yazılı bayrakları hatırlatarak barolar tarafından verilen suç duyurularını eleştirdi, şeriat tartışması başlattı. Düşünebiliyor musunuz? Bu ülkenin hukuku savunmakla görevli olan kimi baroları çıkıyor, kelime-i tevhid lafzının yazılı olduğu bayraktan rahatsız oluyor. Ya sen şeriat tartışmasından bu memlekete ne kazandıracaksın? Kavga ettirip de ne elde edeceksin? İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık esasında dininin bizatihi kendisine husumettir. Şeriat diyorsun ve onun üzerinden tartışma bekliyorsun ya. Bu ülkedeki kimsenin birbirinin diniyle, dini inancıyla, ibadetiyle, örtünmesiyle bir sorunu yok. O tartışmalar çok gerilerde kaldı. Manisa İlçe Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısından ses verdi Özgür Özel. Suni gündemler yaratılarak ekonomik sıkıntılar unutturulmaya çalışılıyor dedi. Ortaya bir şeriat tartışması atıyor. Türkiye bunu konuşsun da dönüp aman ha yokluğu yoksulluğu, simite gelen zamı, mutfaktaki yangını konuşmasın istiyorlar. Yalanın cezasının ne olduğunu biliyorsun. Allah maazallah uygulanırsa bir tane parmağın, bir tane elin, dilin kalmaz senin, dilin.